Merhaba Bekir abi. Bektaş merhaba. Nasılsınız abi? Vallahi iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Ne güzel sizi görmek. Yeni yılınızı kutlarım. Ben de seninkini kutluyorum. Keyfin Çok yerinde mi? çok Nasıl mutlu oldum Antalya? abi. İyi abi. İyi. Çok İyisin. teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Vallahi iyiyiz ya. İşte biraz şey ya işte Bektaş. Şu son birkaç ay işte annem rahatsızdı. 2 ay bir Öyle Ankara'lara mi? gittik geldik. Sonra valideyi kaybettik. İşte ondan sonra Başınız sağ olsun abi. sağ olasın. Başınız Onun sağ olsun. işte cenaze sonrası işleri, evin tasfiyesi bilmem ne. Ankara'da baba evimiz tabii 50 senelik. Evet. O işlerle uğraştık filan. Anladım. Neyse yılbaşından önce biraz büyük olan torunlarla beraber Almanya'dan geldi. Onları gördük. Biraz Oo ne güzel. ona sevindik. İşte öyle Çok güzel. emekli hayatı idare edip gidiyoruz. Ne güzel abi. Bektaş, Allah sağlığımızı bozmasın. Doğru. Diyoruz. Epeydir niyetleniyordum. Anca bugün şey oldu. Bir de bir çok Evet. yakın bir akrabamız tam bu bölgenin bir anevrizması tesadüfen Evet. çıktı. Anevrizmatik dilatasyon gibi böyle şey. Evet. Aşağı yukarı 2 santim çapında filanmış. Özenç burada şey yapmış. Anjiyosunu filan yapmış. Bana da Evet söylediler. abi. Dedim dur hemen bu kadar telaşlanmayın. Bu biraz fazla büyümüş. Büyüyünce dedim biz öyle aman patlar matlar diye. Ondan önce aklımda dedim başka şeyler gelir. Bir de dedim birinin fikrini alalım diye. Daha şey Doğru. Doğru bakalım abi. bugünlerde ya Civan'la falan konuşacaklar veyahut da dedim Ankara'ya giderseniz Ankara'da Saruhan'la falan bir temas Evet. kurarsınız. Onlar bakarlar. Saruhan'ın telefonunu isterseniz ben gönderirim abi size. Ha öyle varsa bir gönderirsen iyi olur. Sevinirim. Tabii. Sen Saruhan'ın abi. hemen göndereyim Bekir abi size. Tamam. Benim telefonum sende var zaten. Sizin telefonunuz olması lazım abi. Var Hemen var. bakıyorum. Evet abi hemen gönderiyorum. Tamam. WhatsApp kullanıyorsunuz değil mi? Kullanıyorum, kullanıyorum, kullanıyorum. Tamam abi. Zaten bir Ben tek o şimdi var. Başka öbürleri yok. Böyle Facebook, Instagram onların hiçbiri yok bende. hemen Saruhan'ın telefonunu size gönderiyorum abi. Tamam Bektaş'cığım sağ ol canım. Sen nasılsın? İyiyim abi. Ben de şimdi hastaneden geldim. Hmm. Bugün bayağı problemli hastalar gibi. Öyle mi? Vallahi Evet, işim uzun sürdü o yüzden. Ancak açtım şimdi. hastaların doktor bilmesi bile mucize hale geldi ha. İnanılır gibi değil. Vallahi. Ne oldu şimdi? 4 kişi mi olduk bir anda? İyi Epey akşamlar varız. çocuklar. Şimdi Ertan Herkese iyi geldi. akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar hocalarım. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Vallahi yeni girdim eve. Hastanede işler yeni bitti. Ben de öyle. Bekir abi Vallahi anlatıyorsun. şimdi Bektaş anlatıyordu be. Emekli olunca böyle problemleriniz kalmıyor çocuklar. Bugün Hocam vallahi. İyi akşamlar Tevfik hocam. Merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. İyi Nasılsınız? akşamlar. Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, uğraşıyoruz işte. Ne Evet. yapalım? Kamil de geldi. Kamil mi o görünen Abi Kamil'in yarısı? Kamil Ha tamam. Ay, yarısı Maldivler'de görünüyordu olduğu Kamil'in izlenimi de. veriyor. Bektaş abi. Maldivler'de yaşadığını falan söylüyor yani şimdi. Bektaş abi bugün de oğlan başladı yanıma. Oo tebrik ederim. Ne İlk güzel. günü. Sağ Tebrik olun. ederim. Çok güzel. Ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Daha görmedim, gelmedi eve. Burak iyi akşamlar. Bir göründün, kayboldun Burak. Tevfik hocam, memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Kamil abiyle beraber çalışıyoruz. Aynı yerde ihtisaslıyız ama o bir gitti geldi Çorum bir iki yerde çalıştı. Ben devam ettim İzmir Atatürk Eğitim'de 96'dan beri. Yani kendisiyle çalışmak bana mutluluk veriyor açıkçası. Evet. Zor insan ama mutluluk veriyor. Ya Kamil'in yüzünde de bu mutluluğu görüyoruz. Öyle gibi görünüyor değil mi? Değil mi Kamil? Efendim abi. Senin yüzünde de bu mutluluğu görüyoruz. Abi. Tabii ki. Peki. Bekir abi muhteşem bir eğitim sitesi kurdu. Yani
İnanılmaz bilgiler öğreniyoruz vallahi. Tebrik Ya ediyorum hakikaten. bu evet hakikaten artık bu dünya çapında oldu öyle tahmin Evet ediyorum. evet dünya çapında tabii. Çok gurur Bektaş abi, duyuyoruz yani. bugün asistanımız Burak geldi yanıma poliklinikte. Abi diyor bu online'lar sayesinde inanılmaz bir şeyimiz arttı diyor Türkiye'de. Tabii. Herkes bizi konuşuyor diye kendisi söyledi vallahi hiç. Burak Tabii. mutluluk Tebrik duydum ederim. yani bu Çok çok laflardan. güzel. Yani Tabii. şimdi bu kliniğin üzerine de çok ciddi bir bilimsel yük bindiriyor onu söyleyeyim. Yani en yeni giren asistan da dahil olmak üzere burayı götürmek için sıkı bir tempo yapmaları lazım. Evet. Şimdi Şimdi iyi bizde gidiyor. bir de adet vardır Ertan Hocam. Şimdi problemli hastaya derler ki bunu en iyi Ertan Hoca anlar, ona gideceksin. Ben sessiz Eyvallah. alıyorum herkesi müsaadenizle. Tabii abi. Bülent, iyi Görüşürüz. akşamlar Bülent. Ertan, senin sesini açıyorum. Açtım abi. Tevfik Hoca'nın. Erten başlayabiliriz. Tevfik Hocam, açabilirsiniz mikrofonunuzu. Tamam. Açık benim abi. Tamam, başlayabiliriz zaten. Tamam. Herkese iyi akşamlar. İzmir'den sevgiler sunuyorum. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtmak istiyorum. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Doktor İsmail Ertan Sevin. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Kelebi Üniversitesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde idari sorumlu ve doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu online eğitim platformu, beyin cerrahisi program yöneticisi, aynı zamanda kliniğimiz ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Hasan Kamil Sucu'nun büyük katkısıyla başlatılmış olup tüm beyin cerrahi asistanlarının ayrıca Bulgaristan, Gürcistan gibi komşu ülkelerden beyin cerrahisi uzman ve asistanlarının katkıları ile devam etmektedir. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarınızın kapalı durumda olması, sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormanız gerekmektedir. Toplantı süresince tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız soruları ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımızda olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konuyla ilgili olan soru, katkı ve yorumlarınızı belli bir düzen içinde hocamıza aktaracağım. Lütfen tüm soru ve yorumlar bitinceye kadar mikrofonunuzun açılmasını istemeyin bizden. Bugünkü değerli konuşmacımız Profesör Doktor Tevfik Yılmaz hocamız. 1978 Trabzon doğumlu. 2002 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Havza Bekdiğin Sağlık Ocağı'nda 2002-2004 yılları arasında çalışmıştır. Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul'da 2004-2010 yılları arasında ihtisasını yapmıştır. Çaycuma Devlet Hastanesi Zonguldak'ta 2010-12 yılları arasında çalışmıştır. Doçent, yardımcı doçent olarak 2012-2015 yılları arasında Dicle Üniversitesi Diyarbakır'da çalışmıştır. 2014-2015 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi'nde çalışmıştır. 2015 yılında Dicle Üniversitesi'nde doçentlik unvanını, 2020 yılında yine aynı üniversitede profesörlük unvanını almıştır. 2016-20 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ana bilim dalı başkanı olarak çalışmıştır. 2021-23 yılları arasında Türk Nörosürüji Derneği Nörovasküler Yedek Üyeliği yapmıştır. 2022 yılından beri halen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ana bilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır. Halen Türk Nörosürüji Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2023 yılından beri. Hocamız bugün bizlere glenoidal segment anevrizmalarının mikro cerrahi tedavisi konusunu anlatacaktır. Hocam buyurun mikrofonu paylaşımı başlatabilirsiniz. Pardon, ben tamam. Paylaşalım mı? Başlatabiliriz. Evet hocam, söz sizde. Hocam ekran paylaşımı Yapabilirsiniz. Olmadı daha. Ha, yok, izin verdim yani. Birden fazla katılımcı paylaşabilir. Ekranı paylaşabilirsiniz.
Buradan paylaşmaya çalışıyorum ama. paylaş diye yeşil ok butonu var. Ona bastınız mı? İlk önce sunumu açalım. Açık hocam sunum. Ekran paylaş düğmesine bastığımız zaman ne çıkıyor? Aşağıda. Mouse'u ilerlettiğimiz zaman Zoom penceresinin alt tarafında ekranı paylaş diye yeşil bir buton olması lazım. Bir saniye hocam. Evet. Şu an herhalde Evet hocam. evet. Bugün ben sizlere klinoidal segment anevizmaların mikro cerrahi tedavisini anlatacağım. Tevfik hocam, tam ekran olmadı. Tam Acaba ekran. tam ekran yapabiliyor muyuz? Tam ekran. Bende tam ekran ama. Kenarda şeyler gözüküyor ama bu şey herhalde, Mac herhalde. Yani Evet, Mac. kenarda sizde de ufak ikonlar gözüküyor mu solda? Gözüküyor. Onlar kaybolmuyor mu hiç bu sunumda? Bir sonraki slide nasıl Böyle hocam? yapsa. Bir sonraki. Yok, öyle değil. Aynen. Evet. Tam ekran diye bir şey yok herhalde. Tam ekran şu anda. Ben de tam ekranda da. İşte soldaki ikonlar gözüküyor ya. Onlar gözükmeden acaba. Neyse. Tamamdır. Şu anda tam ekran olarak benden sağda ikonlar gözüküyor ya da soldakiler de gözüküyor. Onu tam ekran. Onların gözükmediği bir sunum ortamı oluyor mu Mac'te? Ben bilmiyorum. Olması lazım esasında. Çünkü şey Şimdi. gözüküyor. Tamam. Evet. Evet. Şu an tamam. Tamam. Öncelikle Hasan Kamil Sucu hocama çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiği için. Uzun zamandan beri başarılı bir şekilde bu işi devam ettirmekte. Demin zor insan dediler. Futbolcularda da aynı şekilde başarılı futbolcuların zorluğu kaprisi oluyor. Yani o da normal olsa gerek. Klinoidal segment anevrizmaları dediğimiz zaman öncelikle C5 düzeyindeki karotisin klinoid prosesin olduğu segment anevrizmaları olarak adlandırıyor şekilde görebiliyorsunuz. Cerrahi tedavideki amacımız ne? Bütün mikro cerrahi anevrizmalarında olduğu gibi amaç obliterasyon yapmak, kanama ihtimalini ortadan kaldırmak, yeterli kan akımını sağlamak, ana arter dalları perforanlardaki kan akımının korunması. Varsa kitle etkisinin giderilmesi. Bu bölgedeki anevrizmalarda kitle etkisi olabiliyor. Preoperatif değerlendirme önemli. CT'miz, CT anjiyografimiz, 3 boyutlu rekonstrüktif yapılmış CT anjiyografiler bize klinoid prosesle ilgili bir bağlantısını, yakınlığını, komşuluğunu bununla ilgili olarak bilgi vermekte. Yine klinoid proseste bir pnömatizasyon var mı, yok mu? Bununla ilgili bize bilgi vermekte. Yine MR çekmek gerekebiliyor. MR'da da burada optik sinirli olan ilişkisini görebiliyoruz. Yine diğer önemli beyin yapılarıyla olan ilişkisini rahatlıkla görme sağlıyor. Yine DSA önemli. DSA'da da buradan çıkan perforan dalları belki görebilme imkanımız, diğer komşu anevizmanın komşuluğundaki vasküler yapıları da daha net bir şekilde değerlendirme imkanına sahip oluyoruz. Bu hastalarda tek başına mikro cerrahi yeterli olmayabiliyor. Bazen bypass gerekebiliyor, bazen trapping gerekebiliyor. Bunun için de bu hastalara balon oklüzyon testini de yapmış olmamız gerekiyor. Yine bypass yapılacaksa bunun hazırlıklarını öncesinde bizim yapmamız gerekiyor. Karşı karotisten dolumu var mı? Posterior sirkülasyondan dolumu var mı? Bunların hepsini preoperatif dönemde çalışmış olmamız ve ameliyat sırasında karşılaşabileceğimiz zorluklarda A planı, B planı, C planı hepsinin kafamızda olması gerekiyor. Yine boynunun hazır tutulması gerekiyor bu hastalarda.
Temel prensiplerimiz neler? Hızlı tanı, zamanında ve doğru tedavi yapmamız gerekiyor. Kanamış mı, kanamamış mı? Elektif koşullara bırakılabilir mi? Bunlar da önemli. Yine mikrocerrahi eğitimi. Burada başkaya hoca bizim bakış açımızı clinoidal segment anevizmalarına başarılı bir şekilde yapılabildiğini ve sonuçların iyi olduğunu bize gösterdi. Bir bakış açısı kazandırdı. Yine anestezi ekibi önemli. Hastanın uyanmaması, iyi bir beynin sakin bir şekilde anevizma cerrahisine uygun şekilde hazırlanması. Nöroanestezist ekibi önemli. Yine yoğun bakım ünitesi. Bu hastalarda bazen giriş skoru düşük olabiliyor. Postop dönemde iyi bir yoğun bakım ünitesine sahip olmamız gerekiyor. İcabında mikrocerrahide zorluklarla karşılaştığımızda endovasküler olarak ekibin bize destek olması gerekebiliyor. Bu açıdan da önemli. Yine ikinci bir hekim ve bu konuda anevizma cerrahisi, mikrocerrahi konusunda sizi asiste edebilecek bir ikinci hekimin de olması ya da çok kıdemli bir asistanın olması önemli. Gerekli preoperatif tetkiklerden bahsettik. Bunları da yapmış olmamız gerekiyor. Olası komplikasyonlarda da yönetim planımız hazır olmalı. Cerrahi yaklaşım bu klinoidal segment anevizmalarına, piteroinal yaklaşım anevizmaların büyük çoğunluğunda olduğu gibi anterosirkülasyon, klinoidal segment anevizmalarında da piteroinal yaklaşım bizim için ana yaklaşım şekli olmakta. Burada anterior klinoidi almak gerekebiliyor. Almamız gerekiyor mutlak anlamda. Bunun için de öncesinde belki laboratuvar ortamına girip bunun çalışmasını yapmak gerekiyor. İlk defa biz anterior klinoidektomi yapacaksak bunu intradural olarak yapılması tavsiye ediliyor. Çünkü oradaki çevre dokuları, karotis var, ondan sonra optik sinirimiz var, anevrizmamız var. Bunlarla ilişkisini daha net bir şekilde ama belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra ekstradural olarak yapmak daha konforlu oluyor. Dura bir bariyer olarak da karşımıza çıkıyor. Yani bunu mikroskop altında mutlaka yapmamız gerekiyor. Makroskopik olarak yapmaya çalıştığınızda belki yöneliminizi kaybedip optik sinire hasar verebilirsiniz. Bunun için iyi bir motorunuzun olması gerekiyor. Elmas ucu kullanmak gerekiyor. Oradaki optik sinir üzerindeki klinoidi alırken bile ısınmaya bağlı olarak ciddi bir hasarlanma oluşturabilirsiniz ya da bazen preoperatif değerlendirmelerde iyi bakmak gerekiyor. Anevrizma yönelimi direkt klinoidal prosese doğru oluyor ve erken rüptürlere yol açabiliyor. Klinoidi mutlaka alacağız. Burada klinoidal segmentin bu Lawton'un kitabından anterior klinoidektominin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak güzel bir şekilde şematize edilmiş. Önce tabii ekstra duralı olarak büyük bir şeyini alıyoruz, parçasını alıyoruz. Aldıktan sonra intra dural alanda da geride kalan bazı parçaları almak gerekebiliyor. Bazen anevrizma kavernöz segmente doğru uzanabilmekte, anatomik varyasyonlar karşımıza çıkmakta. Bu aşamada da bizi zorlayabiliyor. Anterior klinoidektomi yapıldıktan sonra karşımıza çıkan yapılar, distal dural halkayı mutlaka açılıyor. Açıldıktan sonra da ve bazı anevrizmalarda proksimal dural halkayı da açmamız gerekebiliyor. Cerrahi tedavide tabii temel anevrizma cerrahisine ek olarak yapılması gereken noktalar var. Boynu mutlaka ve mutlaka açıyoruz. Burada proksimal kontrolümüz olmuyor. Kanama ihtimalini her zaman anevizma cerrahisinde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sifenoid kanadı rutin olarak zaten alıyoruz. Aldıktan sonra anterior klinoidi eksize ettikten sonra optik kanalı açıyoruz. Onu açtıktan sonra da distal dural ringi kesiyoruz. Ondan sonra keskin diseksiyonla devam ediyoruz. Gerekirse bypass hazırlığı, gerekirse de proksimal distal dural ringi de kesiyoruz. Cerrahi tedavide klipleme için her zaman uygun bir boyun karşımıza çıkmayabiliyor. Ana arterde akımın devam etmesi açısından birden fazla klip kullanmamız gerekebiliyor. Perforan arterlerde akım var mı yok mu?
Bunu intraoperatif görüntülemede görmemiz lazım. Ya da anevrizmayı tam olarak kapattık mı, kapatmadık mı, dolu mu var mı? Bunları da mutlaka görmemiz gerekiyor. Sonradan kanayacaksa ameliyat sırasında kanaması daha iyi. Elimizde feneste kliplerin, özellikle bu bölge anevrizmalarında feneste klipleri mutlaka elimizde bulundurmamız lazım. Dev anevrizmalar olabiliyor. Bunun için de trombektomi yapmak gerekebiliyor. Küzanında hazır olması gerekiyor. Bypass'ta her ihtimale karşılık elimizde bir seçenek olarak durmalı. Cerrahi yaklaşım biraz önce de söylediğim gibi Peter Önal yaklaşımla bu anevrizmaları biz cerrahi olarak yapmaktayız. Ben ameliyat videolarıyla ve görüntülerle devam etmek istiyorum. 26 yaşında bir bayan hasta klinoidal segment anevrizmasıyla bize başvurdu. Burada 3 boyutlu CT anjiyografide anevrizmayı görmekteyiz. Klinoid prosesle ilişkisini de görmekteyiz. Burada hastanın MR görüntüsü. MR'da da yine optik sinirli olan ilişkisi ve klinoid prosesle ilişkisini burada görmekteyiz. Hastanın serebral anjiyografisi, burada ikinci bir anevrizma. Acaba ayrı bir anevrizma mı, yoksa bu anevrizmanın devamı şeklinde mi ikinci bir anevrizması daha mevcut? Bu hastaya biz cerrahi planladık. Hastanın burada ameliyat videosunu görmekteyiz. Ekstradural olarak klinoidini turlamaktayız. Burada motorunuz iyi olmalı, hem ısınma açısından hem de elmas uç kullanmanız gerekiyor. Daha sonra ise kavernöz sinüse yapışık olan bir kısmı oluyor. Onu iyice serbestlendiğinden emin olduktan sonra çıkartmamız gerekiyor. Burada çok bir kanaması yok ama bazen ciddi şekilde kanamalarımız olabiliyor. Bunun da tedbirini bizim öncesinde almamız gerekiyor. Açtıktan sonra burada anevrizmayı bulmaya çalışıyoruz. İntradural alanda optik sinirin üstünü açtıktan sonra, çünkü optik sinire de traksiyon çok etmemek lazım. Ona bağlı etkilenmeler ortaya çıkabiliyor. Optik sinirin üzerine açmamıza rağmen hala anevrizmayı tam olarak görmüş durumda değiliz. Burada mikrodiseksiyonla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz kaba hareketler bize ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Anevrizmanın boynunu burada gördükten sonra, emin olduktan sonra klibimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra ikinci bir anevrizması daha var. Onun da klipledikten sonra, ama geride bir parça daha kaldığını görüyoruz. Buraya da feneste bir kliple beraber ancak kapatabildik. 3 tane kliple beraber. Boynuna geçici klip altında tabii ki bu işlemi yaptık. Sonrasında ise anevrizmanın dolmadığından patlatarak emin olmamız gerekiyor. Hastanın postoperatif dönemdeki CT anjiyografi görüntüsü, serebral anjiyografisi. Tamam. Gebde serebral anjiyografisi için bunu buldum. Bak istersen. 7. senesi. Hasta şu anda normal hayatına devam etti. Gösterdiğim anjiyografide 1 yıl öncesine ait bir anjiyografi görüntüsüydü. Hastada herhangi bir sıkıntı şu anda yok. Başka bir hastamız 36 yaşında, yine klinoidal segment anevrizması. Burada klinoid segmentle ne kadar yakın ilişki içerisinde olduğunu CT anjiyografide görebiliyoruz. Bu hastalarda klinoidi alırken bile her an rüptüre olma tehlikesi olduğunu akılda tutmak gerekiyor. MR görüntüsü. Burada da serebral anjiyografisi. Mutlaka bunları biz çekiyoruz. Serebral anjiyografisini, MR'ını ve CT anjiyografisini. Burada da hastanın 3 boyutlu ameliyat görüntüsü. Klinoidi aldıktan sonra yine burada optik kanalı açıp önce optik siniri rahatlatmamız gerekiyor.
mikrodiseksiyonla beraber anevrizmayı, boynunu ortaya koymamız lazım. Keskin diseksiyonla, mikrodiseksiyonla optik kanalın açılması, daha sonra distal dural ringi kesiyoruz. Evet, buradaki bazen sızıntı şeklinde kanamalar olabiliyor. Özellikle kavernöz sinüse doğru giren anevrizmalarda ciddi şekilde sızıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bunların da belki flusil olarak veya kanama durdurucular işimizi kolaylaştırabiliyor. Anevrizmanın boynunu tam ortaya koymadan herhangi bir klipleme işlemine girmememiz gerekiyor. Emin olmamız gerekiyor. Anevrizmanın her tarafına hakim olmamız lazım ki ondan sonra bir klipleme işlemi gerçekleştirebilirim. Belli sayıda tabii klinoidal segment anevrizması yaptığımız için belli bir tecrübe de oluştu. Özellikle klinoidin alınması sırasında iyi bir motor olması, ince uçlu bir dirilin olması önemli. Çünkü oradaki ciddi anlamdaki titreşimler hastada belki erken rüptüre yol açmakta. Anevrizmanın bütün duvarını ortaya koyduktan sonra klibimizi yerleştirip floresenle beraber dolum olup olmadığını burada intraoperatif olarak görmekteyiz. Burada patlatıyoruz anevrizmayı. Rutin olarak bunu yapmaktayız. Çok emin olamadık. Tekrar bir görüntüleme yaptığımızda anevrizmanın dolduğunu gördük. Klibi biraz daha bunlarda boynunu tam olarak kapatmamız lazım. Burada da videoda görüldüğü gibi tamamen anevrizmanın söndüğünü görmekteyiz. Hastanın postoperatif tomografisi kemik pencerede de klinoidin alındığını ve anevrizma klibini burada görmekteyiz. Postoperatif dönemdeki bu hastalara da mutlaka kontrol anjiyografi çekiyoruz. Uzun vadede tekrar etme durumu belki olabilir veya ameliyat sonrası tamamen kapatılıp kapatılmadığında geride bir rezidü olup olmadığını kontrol ediyoruz serebral anjiyografi ile beraber. Bu başka bir hasta. Seller bölgeyi de tamamen dolduran böyle MR'da baktığımız zaman belki çok dikkatli bir gözle bakılmasa seller kitle olarak adlandırıp bu şekilde bir planlama da yapılabilir belki. Bu hastaya da yine mikrocerrahi planladık. Anterior klinoidi almadan bu cerrahi işlem gerçekleşmiyor. Bunda da ancak 3 tane fenestre kliple beraber anevrizmayı kapatıp karotisteki normal akımı ancak o şekilde sağlayabildik. Hastanın postoperatif serebral anjiyografisi, bu hastamızda da herhangi bir sıkıntı olmadı. Normal yaşantısına döndü. Başka bir hastamız yine klinoidal segment anevrizması, preoperatif ve postoperatif görüntüleri. Postoperatif dönemde bu hastayı da yaklaşık bir 9 yıl oldu. 9 yıl önce ameliyat etmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kanadığı zaman bu hastalarda tabii yaklaşım biraz daha zor oluyor. Bu da başka bir hastamız. Anterior klinoide değil, posterior klinoide doğru da yapışık olan kısmı var. MR görüntüsü. Burada serebral anjiyografisi. 3 boyutlu serebral anjiyografisinde düzgün bir boynunun olmadığını burada görmekteyiz. Bu hastalarda tek klip bazen dediğim gibi yeterli olmuyor. Birden fazla özellikle fenestre klipleri mutlaka ve mutlaka elimizde hazır bulundurmamız gerekiyor. Burada başka bir hasta serebral CT anjiyografisinde klinoidle prosesle olan ilişkisini biz burada görmekteyiz. Öncesinde kavernöz segmentini, karotisin bütün segmentlerini burada görüyoruz. Anterior klinoid proses, posterior klinoid proses ve anevrizmanın bunlarla ilişkisini 3 boyutlu görüntüler özellikle bize yol gösterici olmakta. Hastanın MR görüntüsü.
Burada tabii oftalmik arterin bize çıkışı da önemli. Sadece normal solda normal oftalmik arteri görmekteyiz. Bazen kavernöz sinüsten de çıkabiliyor. Hani burada çıkan klinoidal segmentte superior hipofizyal arter, oftalmik arter bunlarla yakın ilişkisi olabiliyor. Bazen posterior komünikan arterle de. Bunların anatomik varyasyonlar olabileceğini, oftalmik arterin bazen klinoidal segmentten çıkabileceğini, bazen kavernöz segmentten de çıkabileceğini akılda tutmamız gerekiyor. Burada da deminki hastanın postoperatif görüntüsü, klinoidin alındığını ve anevrizmanın tamamen kapatıldığını preoperatif ve postoperatif tomografi kesitlerinde burada görmekteyiz. Serebral anjiyografiyle de çünkü bazen CT anjiyografiler artefakt oluşturabiliyor ama serebral anjiyografiler bize daha net bir şekilde anevrizma kapanıp kapanmadığı hakkında bize bilgi vermekte. Bu da hastamızın postoperatif dönemdeki görüntüsü. Özellikle optik sinirin etkilenebileceğini akılda bizim tutmamız gerekiyor bu hastalarda. Anterior klinoidin turlanması esnasında çok dikkatli olmamız lazım. Optik sinir ısınmaya bağlı olarak da zarar görebilir. Ya da optik kılıfın açılması sırasında beslenmesi bozulabilir. Klibin yerleştirilmesi sırasında yine klibin itmesi. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da başka bir hasta bize kanayarak başvurmuştu. Serebral anjiyografisinde klinoidal segmentte anevrizmayı görmekteyiz. Yine CT anjiyografide de bize daha net bir şekilde klinoid prosesle ilişkisi görülmekte. Postoperatif hastanın görüntüleri kemik pencere ve 3 boyutlu tomografi görüntüsü. Bu da hastanın daha sonraki kontrole geldiklerindeki görüntüsü. Bu da başka bir hastamız. Yine bize kanayarak başvurmuştu. Bu hastada ameliyat sırasında mikrocerrahi yaptığımız dönemde neredeyse yani çok kavernöz sinüsün içerisine kadar girmişti. Bayağı bir kanaması oluyordu. Yani anevrizma duvarını biz ortaya çıkarmaya çalıştığımız zaman ciddi anlamda kanamaları oluyordu. Yani kavernöz sinüsün içerisine doğru girdiği zaman. Hatta klibi koyduğumuzda da sonrasında kavernöz sinüsten bir miktar kanama olabileceğini de biz akılda tutmak gerekiyor. Bazen acaba anevrizma kanadı mı şeklinde telaşa kapılabiliyoruz. Ama anevrizmayı kapattığımızdan eminsek bunun kavernöz sinüsten gelen bir kan olabileceğini, klibi kavernöz sinüse doğru ilerletmek zorunda da kalabildiğimiz vakalar oluyor. Bu vakada onlardan bir tanesiydi. Bayağı proksimal bir yerleşimi vardı. Proksimal dural halkayı da açmak zorunda kalmıştık. Bu hastada postoperatif dönemde burada preoperatif şeyde de görüyorsunuz bir pnömatizasyonu var. Klinoidal prosesin bir sifonoid sinüsle bir pnömatizasyonu var. Postoperatif rinore ile karşılaşmıştık ve bunu da tekrar opere etmeden lomber drenajla beraber hastayı bu kontrol altına alındı. Bu da postoperatif hastanın görüntüsü. Bu da başka bir hasta. Kanayarak bize başvuran bir hastaydı. Burada gördüğü CT anjiyografisinde 3 tane anevrizması var. Hem klinoidal segmentte hem posterior komünikan düzeyinde hem de internal karotid arteri bifurkasyonda 3 adet anevrizması yan yana sıralanmış kanayarak gelen bir hastaydı. Genç bir hasta. Hastanın buradaki anevrizmasının klinoid prosesle ilişkisi ve biz nasıl bir yaklaşım izleyeceğiz, hangisini nereden klipleyeceğiz, bu da bize yol gösterici olması açısından her açıdan değerlendiriyoruz. Hastanın postoperatif CT anjiyografi görüntüsü, postoperatif yine preop ve postop CT anjiyografi görüntüleri. Boyun burada biz mutlaka açıyoruz hastanın bu hastalarda proksimal kontrol açısından.
İnsizyonumuz da kolye insizyonu şeklinde yaparsak çok izde kalmayabiliyor. Bu da hastanın daha sonraki bize kontrollere geldiğindeki görüntüsü. Anahtar noktalarımız neler? Burada mikrocerrahi yaparken anevrizma cerrahisinde de yine anahtar noktalar. Arachnoid planda mutlaka korumamız lazım. Bölgesel anatomiyi bilmemiz gerekiyor burada. Optik sinirle ilişkisi, olası anatomik varyasyonlar, oftalmik arterin farklı varyasyonlarda çıkabileceğini, yine mikro diseksiyonu, keskin diseksiyonu iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun eğitimini almamız gerekiyor. Beynin yeterli bir relaksasyona sahip olması gerekiyor. Rahat bir şekilde bizim manipülasyon ve yaklaşım yapabilmemiz açısından. Proksimal kontrol için boynu mutlaka ve mutlaka açmamız gerekiyor. Anterior klinodektomi bu iş için olmazsa olmazımız. Bunun varyasyonlarını da görmemiz gerekiyor. Pnömatizasyonu var mı, yok mu? Anevrizma ile ilişkisi, intradural olarak devam edecek miyiz, ekstradural mi yapacağız? Yine boynunun tam görülmesi ve tam olarak kapatılması, gerekli hallerde de bypass cerrahisinin için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Veya posterior sirkülasyondan dolumu var mı? Veya karşı karotisten dolumu var mı? Balon oklüzyon testi, bunların hepsini mikrocerrahi bir tedavi planlaması yapıyorsak bunları düşünmemiz gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bunlar. Tevfik Hocam çok teşekkür ederiz. Videolar olsun, sunumunuz çok güzeldi. Ben soru katkı ve tartışmaya geçmeden önce kendimin bir iki tane akılda takıldığım bir iki sorum olacak. Bu klinoidal anevrizmalarda başka yerde anevrizma görmesi daha mı sık oluyor acaba? Yani Yani genelde hep 2-3 anevrizmanız var. eşlik eden tabii ki oluyor. Onu iyi bir görüntüleme yapmamız gerekiyor öncesinde. Yani genelde tekli oluyor bu anevrizmalar. Bazen eşlik eden ikinci, üçüncü veya dördüncü bir anevrizması da olabiliyor. Beraberinde. Evet. Anladım. Soru katkılar için Kamil abi. Soru göremiyorum şeyde. Tecrübe, evet, tecrübesi olan hocalarımız var sanıyorum. Onlara söz Başka bir şey verebiliriz. olursa söz alabilir. İsmail abi herhalde parmak kaldı. Bektaş abi. İsmail abi bir parmak kaldırdı, el kaldırdı. Tamam. Açtın değil mi İsmail abi. sesi? Açık abi. Açık. Tamam. Ben Tevfik Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi anevrizma cerrahisi ciddi bir cerrahi tecrübe gerektiren bir şey. Gösterdiği vakaları her yerde yapmak öyle çok cesaret gerektiren bir durum. Mesela birçok yerde bu tip paraklinoid anevrizmaları girişimsel işlemlerle kapatmak gibi bir kaçak bir durum söz konusu. En azından ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Hocaya şunu sormak istiyorum. Bu işleri bizim genç arkadaşlarımızın yapması için Wisconsin'e gitmeden ya da işte eskiden Züriye'ye gitmeden nasıl bir yöntemle acaba gençleri yetiştirebiliriz? Böyle tecrübeli cerrahlar nasıl yetişebilir? O konuda bir şahsi fikrini almak isterim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim hocam. Tabii bizim bu konuya sahip çıkmamız gerekiyor. Hani nedir? Derslerde de anlatıyoruz, toplantılarda da söylüyoruz. Bunu hekim bazında da bilgilendirmek gerekiyor. Ya yani insanlar işte kapalı yöntem deyince hemen oraya bir akım ediyor. Yani zannediyor biraz da kapalı yöntem işte endovasküler olmazsa halk arasında cerrahiye geçeceğim. Bunların farkındalık yaratmamız gerekiyor. Ayrıca işte efendim bu endovaskülere uygun hangiler yapılsın? Mikro cerrahi şeyler ya öyle kompleks yeni yetişecek olan bizim genç arkadaşlarımız direkt kompleks mikro cerrahiye başlayamazlar. Öncelikle basitten başlaması, belli bir tecrübeye sahip olması, ondan sonra da bu anevrizmaları kliplemesi gerekiyor. İşte bunu yapılan merkezlerde, yapan Türkiye'de
belli merkezlerimiz var. Tabii ki Mustafa Hoca'nın bu konudaki tecrübesi, bilgisi de tartışılmaz. Hani onun yanına gitmeden biz bunları endovasküler olarak tedavi ediyorduk. Ama orada yapılabilirliğini gördükten sonra bize bir yol açtı, bakış açısı kazandırdı. Başarılı bir şekilde biz de bunları kliplemeye başladık. Yani yapmak isteyen arkadaşlar her zaman bizim yanımıza da gelebilir veya büyük merkezlerde yine Ankara'da, İstanbul'da yapan bu konuda hocalarımız da var. Onlardan da şey yapabilirler. Veya bununla ilgili dernek olarak biz de belki şey düzenleyebiliriz. Bir kurs düzenleyebiliriz. Bu bölgenin anatomisi ve şeyde olacak, ulusal kongremizde olacak anevizma kliplemesi şeyi preoperatif şeyde kongre öncesi pre-meeting kurslarda. Ama bu bölgeyle ilgili bir çalışma olacak mı? Tam emin değilim. Onu daha netleştirmedik. Teşekkür ederiz hocam. Kurslardan ziyade hocam sanıyorum yanınıza gelmek daha faydalı olur. Kurslarda oturuluyor yani sohbet ama yanınızda bizzat ameliyatlara girmek, katılmak herhalde daha faydalı olur diye düşünüyorum Ya tabii ilgilenecek kişiler için. aynen mikro cerrahinin iki aşaması oluyor. Birincisi izleyerek, yani ben Mustafa Hoca'yı izlediğimde artık hangi aşamada hangi makas hareketini yapacak, hangi şeyi yapacak artık Evet. onu neredeyse tahmin eder duruma gelmiştim. Zaten bunu yapabilir durum, ne hangi hareketi yapacağını tahmin ettiğinizde o alanda bir yol kat ettiğinizin göstergelerinden. İkincisi de laboratuvara girip çalışmak, mikro diseksiyon, mikro Evet. cerrahi çalışması yapmak. Evet, teşekkür ederiz. Sabri Gürbüz hocamız mükemmel sunum için teşekkürler. Boynu açıp kontrol etmek zorunda kaldığınız vaka oldu mu? Şeklinde bir sorusu var. Boynu soruyu Boyunu açıp kontrol etmek zorunda kaldığınız vakalar oldu mu? boynu rutin açıyoruz Aha. biz. Boynu zaten rutin açıyoruz. Başka proksimal kontrol şansımız yok. Yani zor. En korktuğumuz şey bu hastalarda kanama. Kanama Tamam. olduğunda proksimal kontrolü mutlaka elimizin altında olması gerekiyor. Evet. Erdem. Güngör Usta kliniğimiz asistan. Erdem. Efendim. Sabri Gürbüz Evet. Hoca herhalde şey demek istedi. Yani kendisi de konuşabilir de. Boyunu açtınız ama boyundan müdahale etmek zorunda kaldınız mı? Herhangi bir kanama sonucu. Herhalde bunu sormak istedi. Boyundan kapatmak zorunda kaldığımız hasta olmadı hiç. Yani kanama oldu ya da klip koyduktan sonra patlattıktan sonra işte tam kapanmadığını gördüğümüz vakalar oldu ama tamamen trapping yapmak durumunda kaldığımız vaka olmadı. Teşekkürler. Tamam. Kliniğimiz yetiştirdiğimiz asistanlarımızdan Trabzon'da çalışmakta Güngör Usta. Cerrahi tecrübelerle dolu bu güzel sunum için çok teşekkür ederim Tevfik Hocam. Doktor Güngör Trabzon. Abdullah Keleş Hocamız, Tevfik Hocam sunum için çok teşekkür ederim. Saygılar demiş. Adil Yılmaz Hocamız, çok teşekkürler hocam. Harika bir sunumdu şeklinde yazısı var. Evet, Sabri Bey, Kamil abi herhalde senin demek istediğini demiş. Sabri hocamız. Başka bakıyorum. Acaba bu bölge anevizmalarının cerrahisi ile ilgili tecrübesi olan varsa onların da görüşlerini, katkılarını almak isteriz. Yoksa Tevfik abi ben bir şey daha soracağım. Tevfik hocam bu endovasküler konusunda gerekli yardımı görüyor musunuz Diyarbakır'da? Yani Yani var deneyimli bir arkadaşımız bu konuda gerçekten tecrübeli bir arkadaş var. Bizim hani belki bu kadar vakayı yapmamızda ilk başlarda iyi endovasküler çok yoktu. Ondan hemen hemen hepsini mikro cerrahi yapıyorduk. Daha sonra bu konuda tecrübeli bir arkadaş geldi ama şu an o da ayrıldı üniversiteden. Öne burada bir hastaya bizim yaklaşımımız şu, hastanın fayda görmesi. Kendi sonuçlarımızı söylüyoruz. Endovasküleri söylüyoruz. Hani endovasküler olduğu zaman tabii endovaskülere uygun hastalar da var. Biz de yönlendiriyoruz.
Ama kendi şeylerimizi de anlatıyoruz. Hasta kabul ettiği zaman cerrahisini yapıyoruz. Hasta hangisinden fayda görecekse. Evet. Sabri Hocam söz istiyor abi. Açabilir. Buyurun hocam. Merhabalar. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Geliyor. Evet. Tevfik Hocam çok teşekkürler sorum için. Paraklinit anevizmalar gerçekten çok yani güzel bir o kadar zor anevizmalar. Çok faydalandım ben de. Benim yani bir sorum bir de katkım olacak. Sorum öncelikle sorumu sorayım. Karotid keyif anevrizması olgunuz oldu mu hiç? Karotid Evet. keyif. Nasıl yaptınız? Nasıl bir klip kullandınız? Onu paylaşabilir misiniz? Ya onlarda kör ve klip kullanıyoruz. Kör klip kullanıyoruz. Yani genelde kullandığımız ya da bazı durumlarda da feneste klip gerekebiliyor. Yani şey içerisinde de söyledim. Mutlak anlamda feneste klipleri bizim yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Yani her türlü klip seçeneğinin elimizin altında olması lazım bu vakalarda. Tevfik Hocam şey yaptınız mı? Hem distal hem distal halkayı komple açmanız gerekti mi onu görmek için? Tabii, distal hem proksimali de açtık. Hani orada bir Evet. vakayı ben göstermiştim. Belki geri dönüp gösterebilirim. Yani ameliyat sırasında bir ara vazgeçecektim şeyden dolayı. Yani ne kaverat Kanı yok. Evet. içerisine kadar girdik, artık daha ötesi yok. Yani en ufak bir Evet. hamlede üstten sızıntı şeklinde kanamalar oluyor. Hatta en son klibi şeyin içerisine koydum. Kavanoz ucu bir kısmı kavanoz içerisine girdi. Duvarını tutmuş oldu. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Orada işte telaşa kapılmamak lazım. Hani acaba anevrizma kanadı mı diye bir şey oluyor. İnsanda bir irkilme olabiliyor. Evet. Peki orada yani kör klip derken klibin yani körbü nereye baktı onu merak ettim. Kavanoz sinüse doğru Ha, şey yapıyor. kavanoz sinüse Evet. canın Kavanoz çıktığı yere sinüse. doğru. Evet. Çıktığı yere doğru Daha koyuldu. doğrusu girdiği Evet. yere doğru. Evet. Evet. Veyahut da fenestre klip koymak lazım yani alttan Bazen. Evet. 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 Yani Of oradaki of. pozisyonuyla alakalı. Sizin anevrizma Evet. karşısında hangi pozisyonda geliyor? Bir de icanın uz boyu, işte kıvrımı vesaire bunların hepsi etkiliyor Aynen, tabii. aynen. Çok teşekkürler. İşte o boyun açmayı rutin yapıyorum dediniz. O sonra Kamil Hoca onu açtı. Ben hani boyunu açıyorsunuz da hani gerçekten kanama olup da hani buradan Yok, klemplemek zorunda kapatmak zorunda kaldınız mı onu olduğumuz sormuştum. olmadı. Hiç başımıza Evet. gelmedi. Gelmesini de Evet. yapmayız. Demeyiz yani. Evet. Evet Zor. kesinlikle. Şey olarak da ben hani anterior klinoidektomi Mustafa Hoca'nın laboratuvarında çok çalıştım. Bir proje dolayısıyla. Kendim de pratikte hem tümörlerde hem anevrizmalarda çok kullanıyorum. Bunu en çok kullanan da ekstradural anterior klinoidektomi Ali Kriş'tir. Dolenç yani bunu kazandıran aslında Dolenç'tir. Mustafa Hoca da o teknikle yapıyor. Bu konuda Mustafa Hoca'nın da çok deneyimlerinden hani çok sohbet etme imkanımız oldu. Hani bu nereden çıktı? İşte Mustafa Hoca önce hani ben duymayanlar duysun diye bunu paylaşıyorum. Hani Mustafa Hoca önce intradural anterior klinoidektomi ile Evet. başlamış. 9 tane vakası var yani. En son bir arkadaş çünkü o seri yazıyordu. Biz de katkıda bulunmuştuk. Daha sonra tabii bu ekstradural klinoidektomiye döndü Mustafa Hoca. Çok sayıda yani 300'e yakın vakası vardı en son saydığımızda. Sadece hani şeye bir katkı yapabilirim. Hani ben Ali Kriş'ti de yaparken izledim canlı olarak hani ekstradural anterior çok iyi yapanlardan biridir Mustafa Hoca gibi. Bir parantez açayım. Mesela Uğur Hoca yapmaz ekstradural. Yani o da çok hani büyük hocalarımızdan biridir. O intradural yapar. İşte Loftin intradural yapar. Yani Tevfik Hocam çok iyi bilir bunları. Bu bir tercih tabii ama ekstradural ben de çok hani ekstradural tercih ediyorum. Sadece bir paraklinit anevrizmasında intradural yaptım. O da hani tahmin etmemiştim böyle hani boyunu görebileceğimi düşünmüştüm. Sonra göremeyince hani bir daha dönüp ekstradural yapmaktansa intradural yaptım. Orada hani hiç drill kullanmadan klinoidektomi yapan da var. Yani böyle yazılar da var. İşte no drill klinoidektomi diye.
Ali Kriş'ten ben izlediğimde Mustafa Hoca da hani çok benzer yapıyor Ali Kriş'te. Hani bazen drill kullanıyor, bazen işte küçük fine rangerlar var işte sinovial ranger dedikleri. Dolayısıyla çok drill kullanmanın da körlük bildirilmiş. Tanikava %6 diye hatta kendi serisinde olduğunu söylüyor. Çok yüksek bir rakam. Onu da çok dikkat etmek gerektiğini söylediniz. Çok önemli bir hani vurguydu o. Sulamak lazım o ısınmadan çünkü gerçekten çok termal injury olabiliyor optik sinire. Hocam çok teşekkür ederim. Ben videoları daha uzun uzun izlemek isterdim. Siz biraz kısa geçtiniz. Evet. Çok 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 teşekkürler. Hani bu böyle şeylerden sonraki sohbetler çok daha şey olduğu için bir katkı yapmak istedim. Tekrar ağzınıza sağlık. Tecrübeniz çok değerli hepimiz için. Çok şeyler öğrendik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bektaş abi herhalde mikrofon açıldı, sizin katkınız olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben Tevfik Hoca'yı kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir konuşma oldu. Bir de gurur duydum. Ben 78 Diyarbakır mezunuyum. Ben mezun olduğumda Diyarbakır'da beyin cerrahisi yoktu. Yani şimdi Diyarbakır'da böyle ameliyatların yapılması muhteşem tabii. Kutluyorum gerçekten. Bu bölge anevrizmalarında özellikle Hunt Becher'la Duke Samson'ın bir manevrası var. Şeyden komünikanın altından karotisi kapatıp boyundan distalden kanı çekmek, proksimalden kanı çekmek, anevrizmayı küçültmek gibi bir teknikleri var. Hiç o konuya denk geldiniz mi bilmiyorum. Ya. Bir de bypass'tan bahsettiniz ama bu seride bypass anlatmadınız. Bypass yaptığınız vaka oldu mu o Oldu. konuda? Hocam Oldu mu? oldu. Bypass yapmak zor tercih yaptığımız vaka da oldu. Evet. Dediğim gibi aslında pek çok ameliyat videosu da vardı. Onları da çok uzamaması açısından şey yapmadım, koymadım. Dediğiniz yöntemi hani diğer anevrizma şeylerinde de kullanıyoruz bazen. Hem proksimalden hem bazen anevrizma büyük oluyor. Duvar içerisinde hani klibi siz yerleştiremiyorsunuz. Yani kayıyor sürekli. Bu durumlarda Evet. da yaptığımız işte proksimal ve distalden kapatıp kanı çekip Evet. basıncını düşürdükten sonra daha rahat bir şekilde klip Evet. yerleştirebiliyoruz. Onu sadece bu bölge anevrizmalarında değil de diğer bölge anevrizmalarında da kullanıyoruz. Evet. Çok Mecbur kalırsa. teşekkürler. Çünkü damar duvarı içerisinde çok şey oluyor. Gerginlik oluyor. Şey, anevrizma lümeni içerisinde klibi koyduğunuzda kayıyor ya da göremiyorsunuz. İlle bir tarafı kapatıyor. Ama Evet. basıncı düşürdükten sonra klip manipülasyonu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Daha rahat Doğru. oluyor. Doğru. Elinize sağlık. Tebrik ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Hakan abi katkısı olacak, Kamil abi mikrofon. Evet, Herkese buyurun iyi abi. akşamlar. İyi akşamlar. Kıymetli bir seri, kıymetli bir sunum. Üçte ikisini dinleyebildim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tecrübe bunlar. Anevrizmayla ilgili olarak bu anevrizmada benim tecrübem yok. Daha çok pediatrik travmatik anevrizmalar, anterior komünikan ve MC anevrizmalarında tecrübem var açık cerrahide. Benim merak ettiğim konu bu tip anevrizma, klinoid anevrizmada bir takım karotisle daha yakın ilişkiye girmek zorunda kalıyoruz. Vazospazm nasıl? Vazospazm sıklığı nasıl oluyor? Yani postop dönemde bununla ilgili bu bölgenin anevrizmalarında daha fazla karşılaşıyoruz diyebilir miyiz? Onu soracaktım ben. Yine çok kıymetli bir seri. Çok teşekkür ederiz böyle güzel bir sunum için. Videoları ben de çok beğendim. Teşekkür ederim Hakan abi. Yani vazospazmla ilgili bir daha sık görüyoruz diye bir şey yok. Yani benim kendi tecrübelerimden de hani burada karotisle çok yakın ilişki içerisinde çalışıyoruz. Daha fazla vazospazm oluyor. Değil, karotis oldukça kalın olduğu için hani bir miktar daraltılsa bile beyin kan akımını ihtiyacını binaen çektiğinden dolayı çok bir vazospazm şeyi olmuyor. Ya karşılaşmadık daha doğrusu. Anladım. Teşekkürler. Bazen Papa daraltmak verin durumunda kullanıyor da musunuz? kalıyoruz. Papa Efendim? verin, hani klipledikten sonra papa verin Evet. Tabii uygulaması tabii. tedbirleri alıyorsunuz. Tabii papa verin olur.
kullanıyoruz yani. Onu kullanıyoruz. Papa verini. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Abi 3 tane daha mesaj. Bektaş abi herhalde sorunuzu sordunuz, yazdığınızı. Evet, Tekrar sordum. okumuyorum. Sordum. İsmail abi, belli bir klip üretici tercihiniz var mı, yoksa ihaleyi kim alırsa o klipi mi kullanıyorsunuz şeklinde sorusu var. İsmail Tabii. Hakkı, kliniğimiz uzmanlarından. Daha çok şey, biz Sugita klibi kullanıyoruz. Tabii Yaşar Gel tipi klipte bulabildiğimiz zaman onu da kullanıyoruz. Yani tabii dediğiniz gibi biz bunu istiyoruz, bu gelsin demeyle olmuyor. İhaleyle yani öyle çok, bir ara Peter Lysik tarzı bir klip vardı. Çok sağlam tutmuyordu. Ama daha çok Sugita ve Yaşar Gel tipi klipler bizim kullandıklarımız. Samet Daltaban hocamızın, elinize sağlık hocam. Bu hastalarda cerrahinin desteklenmesi açısından endovasküler tedavi işlemlerinin nöroşirüjenler tarafından yapılmasını önemli buluyor musunuz? Trabzon Eğitim Araştırma Hastanesi. Ya tabii ki kesinlikle, bu tüm sadece bu bölge anevrizmaları ile ilgili olarak değil, diğer vasküler patolojilerle ilgili olarak da beyin cerrahlarının her ikisini de, hani hibrit cerrah olarak adlandırdığımız her ikisini de yapabilir durumda olması çok daha önemli. Yani bütün kontrol sizde oluyor. İkisini yapabilmek en güzeli. Tevfik hocam, Evet. şeyi unuttuk söylemeyi. Bu ekran paylaşımını kapatabilirsek birbirimizi daha büyük görebiliriz. Hemen kapatıyorum hocam. Sonlandıralım onu. Kamil abi, Abdullah Keleş hocamız söz istiyor. Açtım mikrofonu. Heh, tamam. Tamam. Öncelikle herkese iyi akşamlar, teşekkürler böyle bir organizasyon için. Çok naçizane bir katkım olacak konu hakkında. Tevfik hocam, ilk kez 2017 Nova'da izlemiştim. Bir vaka sunmuştu. Oradan tanıyorum. Burada da Mustafa hocamız çok sık bahsederdi kendisinden. Buraya gelip giden hocalarımızdan gördüğüm kadarıyla anatomi çok önemli. Böyle yerlerde Mustafa hocanın sağladığı imkanlarla birçok kişi buraya gelip gitti ve bu tarz hem anevrizma hem canlı cerrahisini görme fırsatını olduğu hem de laboratuvarlarda bu teknikleri, anterior klinektomi vesaire teknikleri yapma fırsatı oldu. Aslında bu tarz çalışmaları yani daha yaygın nasıl yapabiliriz onun şeyini bakmak gerekiyor. Bu konuda aslında çok güzel bir örnek var. Mehmet Hakan Şahin Erzurum'da küçük bir laboratuvar açtı ve TÜBİTAK vesaire projeleriyle, asistanların bitirme tez projeleriyle mesela bu tarz şeyler oralarda da yapmaya başlandı. Aslında bir tık hani geriye gidip bunları nasıl başlandığına bakarsak, aslında bu tarz cerrahilerde yapılabilecek, yani mikro cerrahi nasıl geliştirebiliriz'in bir çözümü de aslında mikro anastomoz eğitimi olarak bakabilir. Çünkü anatomi bilgisi haricinde cerrahi yeterliği geliştirmek için çok önemli. Zamanında Yaşar Gil hocamız 14 ay Amerika'da Donagin'in laboratuvarında, Profesör Donagin'in laboratuvarında sadece mikrovasküler anastomoz pratiği yaptı. Arteriyel venöz anastomoz, patchler vesaire sadece 14 ay bunun üzerine çalıştı. Tabii ki anatomi bilgisi ve cerrahi yeteneği ayrı bir şeyde tutabilir ama mikro cerrahiyle başladığı en temel pratik buydu. Daha sonra kendi yazılarını çok defa bahseder. Züriye döndüğüm zaman o 14 ayda kazandığım tecrübeyi, yani mikro anastomoz pratiğinden kazandığı pratiği, el yeteneğini beyin cerrahisinin tüm alanlarına, tümöre, EVM, anevizmaya aynı şekilde uyguladım der. Hadi bu da prim olarak mikro anastomoz eğitiminin asistanlık açısından bu tarz cerrahiye yaklaşım açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bunun için de evet, buraya gelenlere biz bir eğitim veriyoruz. Ancak bunu diğer yerlerde nasıl olabilir, yapılabilir kılmak amacıyla da çeşitli şeyler yaptık. Kurslar düzenlemeye başladık. Türkiye'de 5 kurs düzenledik. Gürcistan'da, Azerbaycan'da birer kurs. Paraguay ve Meksika'da birer kurslar. Mikronosmos kursları düzenledik. Ücretsiz yaptık kursları. Başka yalap olarak. TND ile Tevfik hocamın katkısıyla birlikte önümüzdeki TND kongresinde bir
benzer bir kurs yapmayı planlıyoruz. Sabri hocam da katkı sunacaktır. Bu tarz kursları daha çok yapabilirsek yani en azından asistanlara yönelik kendini bir tık daha yeterli hissedebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Şey hocam, Yüce Taş hocamız, Tevfik hocam, elinize sağlık, bir güzel sunum içinde şeklinde bir dileği olmuş. Tekrar kontrol edeceğim. Başka sunum var mı? Başka Abdullah soru hocam teşekkür. katkı yok abi. Abdullah hocam teşekkür ediyoruz. Yani Mustafa Hoca gerçekten bir bakış açısı kazandırdı. Yapılabilirliğini gösterdi. Yani ne kadar teşekkür etsek az kendisine. Gitmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederiz mutlaka. Yani işi merkezinden öğrenmek açısından gitmek isteyenler için iyi bir merkez. Evet, teşekkür ederiz hocam. En son bizden Selim Bozdağ gitti Mustafa Hoca'nın yanına. Kastamonu'da şu an. Abdullah Hoca söz istiyor herhalde abi. Bilmiyorum, eskisi mi kalan? Çok kısa bir şey daha şey yapacağım. Belli başlı cerrahların Neurosurgical Atlas'ta video serileri yayınlanmaya başladı. Aslında bu tarz vakalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mustafa Hoca şu ana kadar 52 video yükledi Neurosurgical Atlas'a. Daha detaylı olarak yani spesifik konu bazlı aslında bu tarz videolar çok bilgilendirici, eğitici olabiliyor. Teşekkür ederiz. Evet Kamil abi. Bir Ha, teşekkür. bir dakika abi, bir şey daha geldi herhalde son anda. Soyadı yazılmamış ama Aziz hocamız, bu vakalar esasında sizi canlı izleme fırsatımız olduğu için kendimizi çok şanslı hissettiriyor. Ellerinize sağlık hocam şeklinde bir dileği var. Tevfik Hoca'nın ekibinden Evet, herhalde. bizim uzman olarak yetiştirdiğimiz asistanlarımızdan inşallah onlar daha bayrağı ileriye taşıyacaklar. Daha kaliteli cerrahiler çıkaracaklar. İnşallah. İnşallah hocam. Soru ve yorumlar bitti. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Hoca'ya. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben çok teşekkür Emeğinize ediyorum böyle sağlık. fırsatı verdiğiniz için. Sizin de başarılarınızın daim olmasını temenni ederiz. Çok özellikle pandemi döneminde çok faydalandık. Şimdi de yine aynı şekilde devam ediyor. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Abdullah için de good morning, bize iyi öğlenler.